yönetimimizi Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'da sıcak çatışmalar buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Gazi şu anda bizim de hissettiğimiz Büyük milletimiz iyi geceler. Yurdumuzda saatler 23'ü gösteriyor. Türkiye ve dünya gerçekleriyle karşınızdayız. Gece görüşü programında sizlerle birlikteyiz yine. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Akşam saatlerinde üzücü bir haber oldu. Hakkari'de bazı askerlerimizin yaralanmasına ve kaybına yol açan bir olay gerçekleşti. Olayla ilgili ayrıntıları veremeyeceğiz çünkü yayın yasağı kondu. Olayla ilgili olarak değerli izleyiciler araştırma yapılacak. Dolayısıyla biz sadece bilgiyi aktaralım size. Zira konuyla ilgili bilgiler zaten televizyon kanallarında ve bizim kanalımızda da bir son dakika gelişmesi olarak ekranınıza yansımıştı. Ama ayrıntıları söylediğimiz gibi veremiyoruz. Bir yayın yasağı söz konusu. Bunu aktaralım sizlere. Ve yine Türkiye'yi yakından ilgilendiren diğer konuları ekranlarınıza taşıyacağız. Özellikle Ege'de tırmanan gerilimle ilgili Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar var. Ekonomide önemli gelişmeler var. Ekonomideki gelişmelerle ilgili Vatan Partisi'nden bir hamle geldi. Özellikle emekçileri yakından ilgilendiren bir hamle bu. Bunu da ekranlarınıza taşıyacağız yine. Türkiye'nin milli güvenliği açısından önemli adımları var. Bu adımları da sizlerle paylaşacağız. Yani gece görüşüne yine dolu bir programla karşınızdayız. Bu arada değerli Ulusal Akın izleyicileri, bu gece sizin de görüşlerinizi ekranlarımızdan yansıtacağız. Zira 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece, yani bu gece artık atamızın 80. ölüm yıl dönümü ve dolayısıyla bu bağlamda sizlerle paylaşacağımız bir program olacak bu. Sizin görüşlerinizi aktaracağız, sizin görüşlerinizi paylaşacağız değerli izleyiciler ulusal kanal ekranlarından ve siz de eğer dilerseniz internet üzerinden yani Twitter'dan Ataya Selam başlığına, hashtag'ine Atatürk'e selamınızı iletebilirsiniz, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu günlerle ilgili fikirlerinizi internet üzerinden, Twitter'dan Ataya Selam hashtag'iyle ya da etiketiyle bizlere ulaştırabilirsiniz diyoruz ve başlıyoruz. Ve Ege'de gerilimi tırmandıran açıklamalar var değerli izleyiciler. Yunanistan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in de desteğiyle, bazı başka güçlerin de desteğiyle ne yapıyor? Türkiye ile yeni bir gerilim yaşatmak istiyor ve bu yeni gerilimde Ege kıta sahanlığının Yunanistan tarafından ihlali söz konusu. Daha önceki pozisyonu Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Ege kıta sahanlığının 12 mile çıkarılması için karar vereceklerini söylemişti. Daha sonra Yunanistan Başbakanı Tsipras bunun olmayacağını söyledi ama bir taktik olduğunu da altını çizmiştik biz o zaman. Zira bunun taktik olduğu gerçeği hemen ortaya çıktı. Zira Tsipras 12 mile çıkarma kararını yani Ege karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değil meclis yoluyla vereceklerini söyledi. Yani meclisten böyle bir kararın çıkacağını söyledi ki bu gerilimin artmasına neden oluyor. Başbakanın bu açıklamasında yani Yunan Başbakanın bu açıklamasında strateji değil taktik değiştirdiğim ifadesi de dikkat çekiyor. Denizlerde hak ihlali sürüyor. Yunanistan'dan gelen açıklama gerginliği daha da tırmandırdı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ülkesinde yayın yapan Alfa Televizyonu'na konuştu. Dış politikada Türkiye'ye ilişkin soruları yanıtladı. Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı daha önce de gündem olmuş, iki ülke arasında gerginlik yaratmıştı. Aynı konu hatırlatıldı. Türkiye'nin casus belli kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Tsipras, bu yeni bir mesele değil, haklarımızı kullanacağız dedi. Tsipras, Türkiye'yi kızdıracak açıklama yaptı. Karasularını genişletme kararından vazgeçmediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla karasularını genişleteceğiz. Strateji değil, sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz.
Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Tsipras, Doğu Akdeniz'de enerji haritası için gerekli şartların oluştuğunu öne sürdü. Türkiye etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor. Tsipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini ancak tarihin henüz netleşmediğini de söyledi. Evet değerli izleyiciler, durum böyle. Yunanistan'ın bu tavrı tepki çekiyor Türkiye tarafından. Özellikle bunun tek başına Yunanistan'ın bir karar olmadığını vurgulaması Tsipras'ın dikkat çekici. Zira Türkiye bunu anlamalı diyor. Başka ülkelerin de burada dahli olduğunda bir şekilde deşifre etmiş oluyor Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras. Peki uzmanlar ne diyor bu konuda? Yani özellikle Türkiye'nin işte son zamanlarda Yunanistan'la ilişkilerinin de önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar da var. Mesela Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yaptı. Muhabirimiz Lale Demirdağ'ın hazırladığı, Lale Delidağ'ın hazırladığı haberi ekranlarınıza getireceğiz. Zira burada önemli bazı vurgular var. Bu arada biraz önceki haberimizde haberi okuyan arkadaşlarımız casus belli demişler. O aslında kasus belli biliyorsunuz. Yani savaş nedeni ifadesi. Kasus belli'den bahsediyor Türkiye. Bu da bir başka vurgusu Türkiye'nin. Yani Türkiye bunu Latince kasus belli olan ya da diplomatik dilde kasus belli olan Türkçe karşılığı savaş nedeni olarak çevrilen durum olarak değerlendiriyor değerli izleyiciler. Bu düzeltmeyi de yapalım ve yine uzman değerlendirmesine bakalım. Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın bakalım neler söylüyor konuyla ilgili olarak. Yunanistan'ın kendi başına cesaret edebileceği bir şey değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda Girit'te, Larissa'da deniz ve hava üsleri alması, Dede Ağaç'a radar koyması. Yunanistan ve Türkiye ilişkileri gergin seyrediyor. Atina 12 mil ısrarını sürdürürken Yunanistan ordusu Akdeniz'de son dönemlerde birçok askeri tatbikat yaptı. Bizim Yunanistan'ın ne topraklarında ne adalarında gözümüz var. Ama bizim adamıza, başka şeyimize el atmaya kalkarsa Yunanistan'daki külahları değişiriz. 12 mil tartışması ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin arkasında sadece Yunanistan mı var? Denizlerdeki satrançta hangi büyük güçler aktif rol oynuyor? Süreci Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Maalesef İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Türkiye'yi çevrelemek ve Doğu Akdeniz gazının veya enerji kaynaklarının Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı için başlattığı oyun çalışması mümkün değil. İki ülke arasında başta turizm olmak üzere birçok alanda yürüyen iyi ilişkiler bulunuyor. Ancak Yunanistan'ın denizlerdeki saldırgan tutumu Ankara ve Atina arasındaki ipleri geriyor. Her iki tarafta geliri turizme bağlı ve kritik Yunan halkı savaş istemiyor Türklerle. Türkler de Yunanlarla savaş istemiyor. O zaman emperyalizmin oyununa niye geliyorsun? Neden Amerikan gemilerini alıp da bizim üstümüze geliyorsun? Sorusunu sormak lazım. Gelişmeleri yakından takip eden Caş'ın önemli uyarılarda bulundu. Amerika'nın oyununa gelmesinler. Ege'de çupura avlayalım, savaşmayalım. Türk Deniz Kuvvetleri iki günde Yunanistan gemilerinin hepsini batırabilir. Caş'ın Doğu Akdeniz'de hak ihlali yapan ülkelere seslendi. Münasır ekonomik bölge vurgusu yaptı. Bir başka şey daha var. Çok yakında, altını çiziyorum. Türkiye Münasır ekonomik bölgesinde ilan edecektir. Oradaki devletlerin donanmalarının komutanlarına seslenir. Doğu Akdeniz'in horozu biziz. Bunu unutmasınlar. Barbaros Hayrettin Paşa'yı. Korsan biziz. Bize korsanlık yapanın kılıcını kırar Türk olur. Evet, Mesut Akkıcaş'ın uyarıları oldukça önemli ve Yunanistan'a söylenen sözlerde dikkat etmesi gerekiyor Yunan tarafının. Zira Türkiye sürekli buna vurgu yapıyor değerli izleyiciler. Yunanistan yine Kurtuluş Savaşı'mızda olduğu gibi belki de emperyalistlerin oyununa gelerek yeniden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalar belki de Yunanistan tarafından da, Yunanistan'ın sağduyulu halkı tarafından da endişeyle izleniyor olsa gerek. Ve devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de bu tansiyon yükselirken tabii Türkiye eli boş durmuyor. Türkiye'de nasıl diyelim, ordusunu güçlendirmek için elinden geleni yapıyor. Çünkü Ege'deki durumla Doğu Akdeniz'de, yani
Türkiye'nin işte Suriye sınırındaki deniz sularında sıcaklaşan hava birbirinden ayrı değil. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda Yunanistan karasularında 12 mile çıkartmaya çalışırken diğer taraftan doğalgaz bahanesiyle, doğalgaz arama bahanesiyle Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığını da yok saymaya çalışıyor. Aynı şekilde bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de yok saymaya çalışıyor. Böyle bir ortamda Türkiye nasıl hamleler yapıyor özellikle askeri alanda diye sorarsak doğrudan dikey inebilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından doğrudan dikey inebilen F-35B savaş uçağı alım için talepler hızlandırıldı. Akdeniz'de ihlaller, tacizlere karşı Türkiye önlemlerini artırdı. Havadan ve denizden gereken önlemleri aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin taleplerini ilgili makamlara bildirdi. F-35A modeli 100 adet jete ek olarak uçak gemilerinde kullanılmak üzere dikey iniş yapabilen F-35B'lerden 16 adet sipariş verildi. F-35B savaş uçaklarını deniz pilotları kullanacak. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Deniz Seyyarı Okulu kurularak pilot eğitimlerine başlandı. Okulda Deniz Kuvvetleri kendi jet pilotlarını eğitiyor. İlk etapta Amerika'dan alınması planlanan 16 adet F-35B için pilot yetiştirilecek. Milli uçak gemisi TCG Anadolu'ya destek için de ikinci uçak gemisi alınıyor. Bu kapsamda TCG Trakya'nın üretim süreci başlayacak. Bu süreçte TCG Anadolu'nun destek gemisi olarak hizmet vermek üzere birçok uçak gemisinin de hazır alım yöntemiyle tedariki planlanıyor. Ve bugün ekonomi haberlerini biraz daha öne aldık değerli izleyiciler. Çünkü önemli hareketlenmeler var emek cephesinde. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yukarı yönlü güncellemesi ekonomik durumu biraz daha netleştirmiş oldu. Zira sabit gelirlerin maaşlarındaki erime daha net biçimde gün yüzüne çıkmaya başladı. Konuyla ilgili olarak memur sendikaları Türkiye Kamu Sen Öncülüğü'nde 14 Kasım'da Birleşik Kamu İş Önderliği'nde de 1 Aralık'ta Türkiye Kamu İş Kamu Sen Öncülüğü'nde 14 Kasım'da Birleşik Kamu İş Önderliği'nde 1 Aralık'ta yurt çapında kitlesel eylem yapacak. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen çalışanlar alanlara inmeye hazırlanıyor. Ekonomik krizi, yoksulluğu ve yolsuzlukları protesto edeceğiz. Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu'nun eylem kararının ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da 1 Aralık'ta eylem kararı aldı. Ülkenin içinde bulunduğu durumu ve bütçede yapılacak olan iyileştirmelerin nasıl olması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Basın açıklaması yapacağız meydanlarda. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 14 Kasım'da Türkiye genelinde yapacakları mektup eylemini ulusal kanal aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştu. 14 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinden bir mektup eylemi yapacağız. Türkiye Kamu Sen'in ardından bir başka memur konfederasyonu Birleşik Kamu İş'te eylem kararı aldı. 1 Aralık günü de Ankara merkezli kitlesel bir basın açıklaması planladık. Ulusal kanala konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 1 Aralık'ta eş zamanlı olarak tüm yurtta kitlesel açıklamalar yapacaklarını duyurdu. Ankara'da da bütçe, kamu çalışanların ekonomik durumu, enflasyon farkının kamu çalışanlara yansıtılması ve toplu görüşmelerin önceye alınarak Ocak'ta tekrar yenilenmesini talep edeceğiz. Ve işçilerin sorunları, tabii ekonomik durum nedeniyle peş peşe konkordato ilanları yani iflas ilanları geliyor ve dolayısıyla işçiler işsiz kalıyorlar. Bununla ilgili hukuki kanallar nedir? Hukuki yolu nasıl alabilir, nasıl açabilir işçiler? Çalışmalar var ve konuyla ilgili en net çalışmayı Vatan Partisi yaptı. Vatan Partisi Çalışan Hakları Meclisi'ni kurdu ve Çalışan Hakları Meclisi ile ilgili olarak İlk tanıtımı da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Emekçi kardeşlerimizin sorunu ne olursa olsun yanlarında olacağız diyerek Çalışan Hakları Merkezi'nin tanıtımını gerçekleştirdi Doğu Perinçek.
Türkiye'nin geleceği emekçilerimizin haklarına sahip çıkmasındadır. Vatan Partisi çalışma hayatında sorunlarla karşılaşan emekçilere yasal haklarını kullanabilmeleri için yol göstermek amacıyla Çalışan Hakları Merkezi'ni kurdu. Üretim çarkını döndürecek, çalışma hayatının devamını sağlayacak ve emekçilerimize, işçilerimize ve çalışanlarımıza iş güvencesini sağlayacak koşulları sürdürmemiz lazım. Bir çalış merkez, çalışma hakları, çalışan hakları merkezi kurmaya Vatan Partisi olarak karar verdik. Bu bilgiyi, bu müjdeyi siz emekçilerimize şimdiden sunuyoruz. Emekçilerin sorunlarına kurulan merkezde hukukçular ve sendika işçi büroları tarafından çözüm üretilecek. Bu merkez çalışanlar için çözüm üretecek, hepinizin başvuracağı bir merkez. Burada sorunlarınızı bize bildireceksiniz. Biz de hukukçularımızla, sendika danışmanlarımızla, iş hayatında çok büyük tecrübeleri olan arkadaşlarımızla ve uzmanlarla sizin taleplerinize cevap vermeye çalışacağız. Sizi bilgilendireceğiz, size yol göstereceğiz. Merkezi tanıtan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekçi kardeşlerimiz sorununuz ne olursa olsun yanınızda olacağız dedi. Önümüzde bu işten atmaların yoğunlaştığı koşullarda, fabrikaların kapanma tehdidinin kapımıza dayandığı koşullarda çalışanların danışacağı, bilgi alacağı, çözüm bulacağı, çare bulacağı bir örgütlenmeyi kararlaştırdık. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, merkezin yaklaşık 15 milyon işçiye hitap ettiğini vurguladı. Derinleşmekte olan ekonomik krizle birlikte işçilerin sorunları çok arttı. Genel Başkanımızın belirttiği gibi 15 milyondan fazla işçi statüsünde çalışan ücretli, herhangi bir örgütün çatısı altında değil ve ciddi hak ihlallerine maruz kalıyor. Haklarınızı öğrenmek için merkeze başvurmak oldukça kolay. 15 milyon dolayında işçinin başvuracağı merkez Vatan Partisi'nin kurduğu Çalışan Hakları Merkezi olacak. Birinci yol telefonla doğrudan ulaşmak. Telefon 0850 255 1921. Elektronik posta adresimize de ulaşmak ve WhatsApp hattından da yararlanabilmek mümkün. Bunlar internet sitemize girildiğinde calismahayati.org İnternet sitemiz açıldı. Buraya girildiğinde çeşitli kanallar da kullanılarak bu sorular iletilebilir. Evet, yayınımızın başında söyledik değerli izleyiciler. 9 Kasım'a 10 Kasım'a bağlayan gecedeyiz ve dolayısıyla 10 Kasım'la ilgili görüşlerinizi aktarmanız için bir Twitter adresimiz var ya da hashtag'imiz var, başlığımız var. Ataya selam başlığına, zaten ekranda görüyorsunuz, bize ulaşabiliyorsunuz. Hashtag Ataya Selam başlığına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biz de buradan okuyacağız. Cemal Bey mesajı var. Yarın 10 Kasım'da yine Anıtkabir'de olacağız. Atatürk'ü anacağız diyor. Leyla Subaşı'nın mesajı, Atatürk'ü unutturmak isteyenlere karşı her zaman mücadelemiz devam edecek şeklinde. Yine Kenan, soyadı biraz karışık ya da nickname kullanmış. Yani nasıl diyelim, müstahar isim kullanmış. Kendisinin söylediği mesaj da şu: Atatürk'le birlikte olmaya devam edeceğiz. Atatürk'süz bir Türkiye düşünülemez demiş. Sarı lacivert rumuzlu izleyicimiz de biz de en büyük Fenerbahçeli gibi Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz şeklinde mesajını aktarmış değerli izleyiciler. Bir izleyicimiz de karışık bir isim olduğu için okuyamıyorum tam olarak. Onun da mesajı, bazı borçlar vardır asla ödenemez şeklinde değerli izleyiciler. Hashtag Ataya Selam, yani Ataya Selam başlığına siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben de buradan okumaya çalışıyorum sizden gelen mesajları. Ve devam ediyoruz. Biliyorsunuz Ekonomi Bakanlığı'nın bütçesini usulsüz kullanımına ilişkin Sayıştay raporu vardı. Ve bu usulsüz kullanım Sayıştay raporuna yansıdı. Devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeyi alışkanlık edinen bir firmanın kesintisiz olarak devlet desteği almaya devam ettiği tespit edilmişti Sayıştay tarafından. Tespit Sayıştay'ın Ekonomi Bakanlığı 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda yer aldı. Ulusal Kanal o rapora ulaştı ve Gürkan Demir'in özel haberini sunuyoruz size. Usulsüz kaynak aktarımı yapıldı. Ayrıntıları Sayıştay ortaya çıkardı. Bugün iktidarın
yanlış uygulamalarının hala devam ettiğini görüyoruz. Sayıştay'ın Ekonomi Bakanlığı 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda maliyenin nasıl usulsüzce kullanıldığı gözler önüne serildi. Devletin eliyle o şirket kendi borcunu, devlete olan borcunu ödemeye çalışmaktadır. Ulusal Kanal'ın ulaştığı rapordaki 29 numaralı bulguda devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaya devlet desteğinin kesintisiz bir şekilde verildiği tespit edildi. Yapılan incelemede bazı firmaların devlete karşı olan vergi ve sigorta gibi mükellefiyetlerini yerine getirmediği ve destek kapsamına alınışından itibaren firmanın istisnasız tüm destek alacaklarının bu borçlarına mahsuben kamu kurumlarına ödendiği görülmüştür. Bu hususa 2015 ve 2016 yılı denetim raporlarında yer verildiği anlaşılmaktadır. İktidar bu uygulamadan vazgeçmelidir. Raporda ticari sır gerekçesiyle ismi paylaşılmayan firmanın istismara açık bir şekilde devlete olan borcunu ödemeyerek bu durumu alışkanlık haline getirdiği de vurgulandı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşıdı. Arslan, usulsüz bir şekilde desteklenen şirketin açıklanması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorular yöneltti. İsmi de açıklanmamıştır. Bu ismin açıklanmasını ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini ve bu yanlış uygulamanın devlete ve millete zarar veren bu yanlış teşviğin ve desteğin mutlaka kesilmesini talep ediyoruz. Sayıştay raporunda Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması için destek alan firmaların yabancılara satılmasına rağmen Türk firması gibi desteklenmeye devam edilmesi de yer aldı. İsmi açıklanmayan firmalara ne kadar ödenek sağlandıysa raporda yer almadı. Raporda yabancılara satılan firmaların en büyük iki akü firmasıyla plastik, elektronik ve beyaz et sektöründeki firmalar olduğu belirtildi. Yabancıya satılmış olan firmalara bu destekler, bu teşvikler verilmemelidir. Devletimiz ve milletimiz bu konuda zarar görmektedir. Ve değerli izleyiciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklamalar vardı. Gündeme onunla girelim, gündem haberlerine. Hulusi Akar Somali'de konuştu ve ülkemizin güneyinde ister Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz cümlesini kullandı. Son iki ayda 450 terörist, ki fazlası var ilavelerle, şimdi son ilavelerle 450 terörist ve fazlası etkisiz hale getirildi arkadaşlar. Bu mücadele aksaksız, eksiksiz, aralıksız, artan bir şiddet ve tempoda devam edecek. PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok derken bunda çok mantıklıyız, çok akliyiz, çok objektifiz. Burada bir hata yok. Gerçekten bu böyle. Ve fakat bunu maalesef bazı müttefiklerimize anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde, İster Irak'ın kuzeyinde, ister Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve katla müsaade etmeyeceğiz. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu defaten tekrar tekrar söylüyoruz. Ve bunda da samimiyiz. Bütün bunları açıkladıktan sonra diyoruz ki, uluslararası hukuk çerçevesinde, ikili anlaşmalar çerçevesinde sahip olduğumuz iğne ucu kadar hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geri adım yok. Bunu bilin diyoruz. Efendim işte. Evet, Atay'a selam başlığına mesaj gönderen izleyicilerimiz yine Atay'ı selamlıyoruz diyorlar. Muzaffer Yıldız, Emine Karaoğlan, İH Tonguç ya da Cesaret Tongaz değerli izleyiciler. Nevin Acar Türk, Didi Rumuzlu izleyicimiz, Sevgi Kılıç, Fevzi Avan, Oğuz Ozan Oğuzlar yine, Turgay Gündüz, Mehmet Fazlıoğlu, Fırat Gül, Kara Vaiz Rumuzlu izleyicimiz, Hasan Ergin, Smirna yine aynı şekilde, Şöhret Eyüpoğlu, Yener Gülünay Türkoğlu Rumuzlu izleyicimiz, Avukat Muhammed Ali Kurt, Hasan Şahin, Mehmet Seki Sürek ve Cahit Bey de yine Atay'a selam başlığına, hashtagine mesaj gönderen izleyicimiz, değerli izleyiciler, izleyicilerimiz olmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Olağanüstü kurultay tartışmaları var. Bununla ilgili CHP'de aylardır bir tartışma vardı. Zaten bu olağanüstü kurultay tartışmaları CHP'de çalkalanıyordu. Şimdi de Türkçe ezan açıklamasının ardından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz tartışması var. CHP Genel Merkezi'ni topa tuttu Öztürk Yılmaz.
disiplin sürecinin hukuksuz olduğunu söylerken Yılmaz'a yanıt vardı parti içinde. Siz aşağılık bir işe imza attınız. Ağzını açtı, gözünü yumdu. Bu sözlerle CHP yönetimini eleştirdi. Bu zulüm, bu işkence, bu aşağılık muamele reva görülüyor. Aylarca olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalanan CHP'de yeni bir kriz başladı. Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Türkçe ezan açıklamasının ardından kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ilk açıklamasını yaptı. Önce katıldığı bir televizyon programında kullandığı cümlelerin arkasında olduğunu söyledi. O tartışma bir din tartışması değildi biliyorsunuz. Tamamen Arapça fetişizmini ön plana çıkaran, benim de onun karşısında bırakın bizim güzel dilimiz her yerde konuşulsun anlayışıyla dile getirdiğim bir yaklaşımdı. Yılmaz ardından kendisini disipline sevk eden CHP yönetimini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 9 seçim kaybetmiş birisi olarak bu yola müracaat etmen yanlıştır. Göreceksiniz, defolup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap. Disiplin sürecinin hukuksuz olduğunu savunan Yılmaz, CHP yönetimini Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmamakla suçladı. Siz Atatürk'e saldıranlara, Cumhuriyet'e saldıranlara, geçmişimize saldıranlara bir cevap veremiyorsunuz. Onlara cevap verenleri disipline sevk ediyorsunuz. Bu demokrasiyle otokrasi arasındaki bir çatışmadır. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a yanıt CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, söylediği sözler, davranış biçimleri hem CHP kurumsal kimliğine hem de insani olarak birlikte çalıştığı bir genel başkana karşı uygun düşmemiştir dedi. Yılmaz'ın yeniden genel başkan yardımcısı olmamasının yarattığı ruh haliyle hareket ettiğini belirten Özkoç, bu durumun üzücü olduğunu kaydetti. Ve tabii yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı da merak edilen durumlar arasında değerli izleyiciler. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP-HDP ittifakı ile ilgili soruları yanıtladı ve görüşmeler mutlaka oluyordur ifadelerini kullandı. Sadece HDP ile değil İYİ Parti ve Saadet Partisi ile de ilişkinin devam ettiğini söyledi Sezgin Tanrıkulu. HDP bakımından da yani kurumsal olmasa bile mutlaka görüşmeler oluyordur yani. CHP ve HDP Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapacak iddiaları ile ilgili CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu böyle konuştu. HDP gerçeği var. Bazı ilçelerde HDP'nin aldığı oy CHP'den daha fazla. CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Webis TV'de açıklamalarda bulundu. Hedeflerinde HDP seçmeninin olduğunu söyledi. Öyle adaylar çıkaracağız ki o seçmenin de, evet benim partim burada kazanmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimali var. Bu aday da sonuçta benim değerlerime yakın adaydır diyecek ve gelip oyunu verecek. Tanrıkulu, HDP ile ittifak var mı sorusuna yanıt verdi. Sadece HDP değil, İYİ Parti ile de Saadet Partisi ile de zaten ittifaktan kaynaklı bir ilişki bence halen devam ediyordu. CHP'li vekil, HDP ile görüşmelerin olduğunu belirtti. Görüşmeler ya da işte ilişkiler bence devam ediyordu. Evet. HDP bakımından da yani kurumsal olmasa bile mutlaka görüşmeler oluyordur yani. Evet, Atay'a selam başına Ayhan Kutlu'nun mesajı var. Şöyle diyor: Teoman Bey, atamızı sadece anıp görevimizi yaptığımızı sanıyoruz. Atamızı analım, onun bu millet ve ülkesi için çalıştığı görevini kusursuz yerine getirdiğini vurgulayıp görevini yaptığını ve kalbimizde yerini aldığını vurgulayalım ama atamızın bıraktığı yerden çizdiği yolda devam etmemiz gerektiğini, eğer bunu yapmazsak atamızın da milletimize de ihanet ettiğimizi anlayıp bunu anlatmalıyız artık demiş Ayhan Kutlu. Değerli izleyiciler, mesajını okumuş olduk Ayhan Kutlu dostumuzun, izleyicimizin. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Kasım mesajı yayınladı. Atatürk'ün mücadeledeki vasıflarına vurgu yaptı Erdoğan ve Cumhuriyetimizi ileriye taşıma sorumluluğunu hep birlikte yerine getirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü için bir anma mesajı yayımladı.
Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı vurgusu yapan Erdoğan, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı birlik ve beraberliğin altını çizdi. Ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarını vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanları rahmet ve şükranla andı. Ve Türkiye Liseliler Birliği değerli izleyiciler, andımızın yeniden okutulması için imza kampanyası başlattılar. Biliyorsunuz Danıştay'ın vermiş olduğu kararla artık andımızın okunması gerekiyor okullarda. Ama maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bu yönde adımlar atmadı ve Türkiye Liseliler Birliği, yani öğrenciler, imza kampanyasına başladılar ve açıklamayı da Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Engincan yaptı. Andımız Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek isteyen Türk gençliğinin yeminidir. Türk gençliği öğrenci andının okullarda okutulması için harekete geçti. Gençlik imza kampanyası başlattı. Türk gençliği olarak bütün yetkililere sesleniyoruz. Vatan düşmanlarını tekrar sevindirmeyelim. Milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun gereğini yerine getirelim. Andımızın okullarda yeniden okutulmasını sağlayalım. Danıştay 8. Dairesi 2013 yılında kaldırılan öğrenci andının tekrar okullarda okutulması için karar vermişti. Ancak karar henüz Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilmedi. Milletimizin ortak ve bütünleştirici bir değeri olan andımıza yönelik hukuki kararlara müdahale eden siyasi söylemleri kabul etmiyoruz. Milletimizi bölen her türlü açıklama, çıkış ve uygulama, alınan her karar yanlıştır. Türkiye Liseliler Birliği, Danıştay kararının uygulanması için Meclis Dilekçe Komisyonu'na sunulmak üzere imza kampanyası başlattı. Milletimizin isteğini yetkili organlara ulaştırmak ve emperyalizmin saldırısı altındaki Türk milletinin milli kimliğini korumak için andımızın okullarda tekrar okutulmasına yönelik imza kampanyamızı bugün itibariyle başlatıyoruz. TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, herkesi imza kampanyasına destek olmaya çağırdı. Sıra arkadaşlarımızdan hocalarımıza değin, tüm Türk milletini kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği Türk gençliği olarak sesleniyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Evet, gençlerden bahsettik değerli izleyiciler. Yine gençlerle ilgili bir haberi ekranınıza getireceğiz ama gençlerle jandarma arasındaki basketbol oyunundan bahsedeceğiz. Şöyle bir oyun bu. Gaziantep'te jandarma ekipleri okulları ziyaret etti. Bir okulu ziyaret etti. Ve sıcak görüntüler vardı bu ziyarette. Çünkü gençlerle o askerler arasında basketbol müsabakası da vardı. Bu defa topu potadan jandarma ekipleri geçirdi. İçinizi ısıtacak görüntülerin adresi Gaziantep. Islahiye ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri Yeniceli mahallesindeki okulu ziyaret etti. Öğrencilerle basketbol oynadı, hediyeler dağıttı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Yeniceli mahallesindeki okulu ziyaret eden ekipler 35 öğrenciye forma, okula ise basketbol topu ve pota hediye etti. Çocuklarla okul bahçesinde basketbol oynayan jandarma moral depoladı. Evet, Aydın'a gideceğiz şimdi değerli izleyiciler. Aydın'da nar üreticileri iyi bir sezon yaşıyor ve çatlak narlar bile hünerli eller tarafından taneleniyor, ihraç ediliyor. Aydın'da nar ihracatı için büyük tesisler yok ama. Yani bu da bir başka bir sorun. Yani nar üreticileri memnunlar ama büyük tesislere ihtiyaç duyuyorlar ve bu sorunun giderilmesini istiyorlar.
Şu an burada 150 kişi istihdam ediyor. Aydın'da bu yıl nar ihracatı yüzleri güldürdü. Tüketicilere satılamayan çatlak narlar bile dövizdeki artışla birlikte ihraç ürünü oldu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hünerli ellerin tanelediği narlar Avrupa'ya ihraç ediliyor. Çatlak dediğimiz suluğa giden, yani böyle ikinci kalite ve üçüncü kalite narlar birinci kalite durumuna geliyor. Taneleniyor, paketleniyor, şoklanıyor, Avrupa pazarlarına sunuluyor. Ancak Kuyucaklı nar işletmecisi Nurettin Kurtarıcı, Aydın'da tarıma dayalı sanayinin gelişmemesinden şikayetçi. Buradan başka bir yere sevk ediliyor, orada da dondurulmuş paketler halinde yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyorlar. Keşke burada o firmalar daha da böyle büyüse, yalnızca narda değil, portada kaldırda o duruma gelsek, zeytinde de o duruma gelsek, kirazda da gelsek, tarıma dayalı sanayi geliştirirsek daha böyle ürünlerimiz para edecek diye düşünüyorum. Üreticinin pazarda satamayacağını, bu işletmede üretime dönüşüyor, istihdam ve katma değer yaratıyor. Üreticiyle fabrikacı arasındaki köprü vazifesini görüyoruz. Bizim kurduğumuz köprü özellikle müstahsilerimizin elindeki üretim yaptığı malzemelerin daha da böyle fiyatlanmasını, daha da reel sektöre girmesini sağlıyor. Kurtarıcıya göre asıl sorun üretim değil, pazarlama. Üretimde sorunumuz yok, üretimden sonraki aşamada sorunumuz var. Ne sorunumuz var? Pazarlama sorunumuz var. Devlet tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine öncülük ederse, çiftçi emeğinin karşılığını alabilecek, ürünü işlenip ambalajlanarak ihraç edilecek, değer kazanacak. Evet, gerçekten yoğun bir iş gücü değerli izleyiciler. Narların tanelerini ayıklıyorlar ve daha sonra yurt dışına satıyorlar. Ama oradaki emekçilerin de gerçekten zor olan bu işi nasıl yaptıklarını görmüş olduk. Ve Kars'a gideceğiz şimdi. Sarıkamış ilçesinden bir haber var. Bir ayı yavrusuyla birlikte kentin meydanına indi değerli izleyiciler. Şehre inerek yiyecek aradı. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Kars'ın Sarıkamış ilçesi, dünyada göç eden tek boz ayı türünün yaşadığı yegane yer. Diğer canlı türleri gibi onlar da doğal yaşam alanlarının yok olması tehlikesiyle yüz yüze. Aç kalan bir anne ayı TOKİ konutlarına gelerek yavrusuyla birlikte yiyecek aradı. İşte o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkiinde bulunan çöplükte beslenen ayılar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor. Görüntülerde anne ayı ve yavrusu binaların arasında geziyor. Bir çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar çevredeki köpeklerin saldırması üzerine oradan uzaklaşıyor. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bugün 9 Kasım'ın artık son dakikalarını yaşıyoruz ve 10 Kasım 2018'e doğru ilerliyoruz. 10 Kasım 2018'e ilerlerken Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin kurucusunu, büyük önderimizi, askeri olmaktan büyük onur duyduğumuz ebedi başkomutanımızı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. İşte Hakan Aydoğdu da yine işte kimize saygı ve sevgiyle diyerek mesaj göndermiş Ataya Selam başlığımıza. Bizler de değerli Ulusal Kanal izleyicileri onun yolunda yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyoruz. Evet, 10 Kasım'da bizim gece görüşü programımız yok. Biz 10 Kasım'ı bu geceden anacağız arkadaşlarımızla birlikte ve şöyle anmak istiyoruz elbette. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim.